Melek'le konuştun mu? Hı hı. Nasıl durumu? Değişen bir şey yok. Aynı. Hala tatsız, üzgün. Bugün iyi iş çıkardı ama. Ne sunumda ne kokteylde en ufak bir aksilik yaşamadık. İş olunca oyalayabiliyor kendini ama aklı her an Burak'ta. Biraz sakin olabilse keşke. Burak'ın fazla üstüne gitmesi ikisi için de iyi olmayacak. Bu dediklerini yaparsa düzelecek mi araları sence? Melek'in biraz daha sabırlı olması gerekir. Kerem. Canım. Burak belki gerçekten aşık olmuştur. Yok canım. Başka türlü açıklayamıyorum ben bu tavrını. Ancak gerçekten aşık olan biri bu kadar tepki verir eski sevgilisine. Sen kimsin lan? Ne arıyorsun lan benim evimde? Ulan! Sus! Başka ev mi bulamadın? Soyacak benim evimi buldun? Bağırma lan! Bırak lan! Bağırma! Bırak! Bağırma ihtiyar, almayayım canını! Bırak! Sus! Bırak! Sus diyorum sana! Sus lan! Sus! Bırak! Kapa çeneni! Sen de! Sus ihtiyar! Sen de! Baba! Kanını alırım lan senin! Sus! Sus lan! Bırak! Sus! Bırak! Baba! Sus diyorum sana! Bırak lan babamı! Baba! Çekil be! Bırak! Sus! Bırak! Bırak seni! İmdat! 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 Sezen onu! İmdat! Sus! İmdat! Gittin ulan! Sen gittin! İmdat yardım! İmdat! 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 Ne oluyor lan? Gel ulan! Gel! Anlamıyorum Kerem. Ne işi varmış Burak'ın gecenin o saatinde oralarda? Ev tutmuş anne. Üst kattaki eve hırsız girince o da dalmış olayın içine. Ne evi? Burak öyle bir semtte neden ev tutar? Bilmiyorum anne. Öğreneceğim her şeyi. Sen şimdi sakin ol lütfen. Bana şu olan bitenleri doğru düzgün anlatacak mısın Kerem? Benim de bildiğim bu kadar. Ayrıntıları öğrenince arayacağım seni. Geliyorum ben. Anne gerek yok. Otur sen evde. Hayır yoldayım. Birazdan orada olurum. Anne lütfen dedim. Kerem korkuyorum, anlamıyor musun? Korkacak bir şey yok, avukat yanında. Ben de buradayım, halledeceğim. Anne ben seni arayacağım sonra, sen dön eve. Hayır. Of anne, of! Tamam, sağ olun, ararım ben sizi yine. Ne olmuş? Adamın durumunda bir değişiklik var mı? İyiymiş, biraz daha kalacakmış hastanede ama ölüm tehlikesini atlatmış. Aman neyse, yaşasın da Burak'ın başına dert olmasın bari. Allah'ın cezası. Buyurun. Tamamdır. Siz çıkabilirsiniz. Mahkeme sizi şahit olarak çağıracak. Tamam. Sen? Burak Bey'in işi vardı. Mahkemeye sevk edilecek. Ama tutuksuz yargılanır. Şey, ben de geleyim mi mahkemeye? Yok, hiç gerek yok. Ben serbest kalınca seni bulurum. Ya kalmazsan? Kalırım ben. Sen merak etme.
işi var burada? Aa, Sezen? Tanıyor musun? Tanıyorum da sen nereden tanıyorsun? Burak'ın asıldığı garson kız bu işte. Aa, o kız bu mu? Evet, bu kız. Ama o Sezen, Kerem'in kardeşi. Ne? Sen ne diyorsun ya? Kerem neler oluyor? Çok üzgünüm abi. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Tabii ki istemezdin ama ne yapalım, oldu artık. Bana bir şey söylemek istemez misin? Şimdi hiç sırası değil Bennu. Şu anda çok daha önemli bir derdimiz var. Sonunda Burak'ın başını derde sokmayı başardın, kutlarım seni. Ben böyle olmasını istemedim. Tabii tabii. Ha, sayende alt katındaki daireyle tutmuş. Yağlı kapı tabii değil mi? Abinin zengin olması yetmedi mi sana? Sen ne demek istiyorsun be? Sen ne biçim, ne korkunç bir şeymişsin be? Bak benimle doğru Melik konuş, tamam mı? Melik, susar mısın? Ha, sana da bravo. Bana tercih ettiğin kız abinin kız kardeşi. Kerem. Ne tuhaf bir Bennu, Melek'i sustur yoksa çok daha kötü olacak. Melek'cim, yakışıyor mu? Yakışmayan ne be? Erkek arkadaşımı elinden aldığı yetmediği gibi ya bir de... Ya sus! Rezil oluyoruz. Ya tam sana göre davranıyorsun şu anda. Ya kesin artık. Yeter be. Yeter. Ya yürü yürü, bununla uğraşmaya değmez hadi. Burak, benimle böyle konuşamazsın sen. Arkadaşlar biraz sakin olalım. Sen biliyordun değil mi? Burak'la Sezen'in çıktığını biliyordun. Saçmalama, çıktıkları falan yok. Burak kız kardeşin Sezen'in peşinde koşuyordu ve sen bunu biliyordun. Benim kız kardeşim ağlarken sesini çıkarmıyordun Kerem. Bennu bir dakika dursana. Engel olmaya çalışıyordum. Durup dururken seni sinirlendirmek... Ne oluyor? Bu adamın ne işi var burada? Burak'ın bu adamla bir ilgisi var mı? Ben... Anne lütfen. Öyle olsun istemezdim. Hiç istemezdim ama oldu işte. Ne hale düştüm senin yüzünden ya? Hiçbir hale düşmedin. Aslanlar gibi davrandın sen. Hadi yapma. Ne istiyorsun benden? Geldin, girdin hayatıma. Beni abimle karşı karşıya getirdin. Durup dururken başını derde soktun. Hırsızı bıçakladın. Ya ben durup dururken hiçbir şey yapmadım. Seni sevdiğim için yaptım. Ne sevmiş? Bak o hırsız, bin kere sizin eve girsin, ben bin kere aynı şeyi yaparım. Seni sevdiğime inanıyor musun? Ya. Amma inatçısın be. Akşam yine gidecek misin eski karına? Sabah sabah seninle uğraşamam. Dırdırını çekecek halim yok. Sen susmamı mı istiyorsun benden? Ha, şunu bileydin. Olur. Ama bir şartla. Neymiş o? Evliya oğullarının bir gelini olduğumu hissettir bana. Ben de senin başını ağrıtmayayım. Nasıl olacak o iş? Benim adıma kredi kartı çıkartmakla başlayabilirsin mesela. Sen ne edepsiz bir kadınmışsın ya. Ya. Seni seviyorum ahu. Seni ortada bırakır mıyım hiç? Deyip yatağıma giren sensin. Nikah masasından kaçan sensin. Evdeki karısını unutup eski karısına koşan da sensin. Ama edepsiz ben oluyorum, öyle mi? Sen ek kart mı istiyorsun? Vallahi fark etmez. Yeter ki limiti yüksek olsun. Peki kredi kartı eline geçince susacak mısın? Madem koca olarak ilgi göstermiyorsun, bari bedelini öde de ben de kendimi avutayım. O kadarına da hakkım var değil mi? Madem bir kredi kartı istiyorsun, alırız. Yeter ki sen sus. Ha şöyle, bir Trabzon bileziği takmakla olmuyor bu işler canım. O kadar ucuz değil yani. Hani hiçbir şey saklamayacaktık birbirimizden? Amacım saklamak değildi ki. Sorunu çözdükten sonra anlatacaktım sana. Ama çözememişsin. Ortalığı karıştıranın Burak olduğunu unutmuşum Bennu. Kendini bir de benim yerime koysana. Bir tarafta kardeşim, bildiğim kuzenim. Yani kardeşim de kuzenim işte. Bir tarafta yeni kız kardeşim. Bir tarafta da senin kız kardeşin. Haklısın. Zor bir durum. Ne olacak peki şimdi? Bilsem, en ufak bir fikrim yok. Ben
Sezen için korkuyorum asıl. Ha, Melek için üzülmüyorsun yani. Niye üzülmeyeyim, yapma. Aksine Burak'ın hakkından ancak Melek gelirdi. Güçlü bir kız o. Ama Sezen, Burak gibileri tanımaz, bilmez. Nereden biliyorsun? O kadar iyi tanıyor musun kardeşini? Tanımıyorum ama hissediyorum. Benim o benim kardeşim. Bence Sezen kendini korumayı başarır. Hiç merak etme. İnşallah. Şu hale bak. Yeni kız kardeşim, eski erkek kardeşimden nasıl koruyacağım diye düşünüyorum. Çok saçma.